Daha önce Bayan Nemo'nun gizli bir odasını bulmuştuk ve içeri girmiştik. Odada tablonun üzerinde yazan gizli bir kod vardı. Bu kodu Ouroboros sisteminde kullanarak yeni bilgilere de ulaşmıştık. O videodan sonra yorumlarda belirttiğiniz yeni bir son gördüm. Daha önce Bay Domates'te kullanılan ve kimliğimizi gizleyen bir kart var. Bu kartı kullanarak odaya girersek Bayan Nemo'nun odasındaki gizli dosyaları da alabiliyormuşuz. Bu yorum o kadar fazla arkadaşımızdan geldi ki araştırmaya başladım. Yorumlarınız için çok teşekkürler. Bu yorumu yazan arkadaşlardan birine bunu bir YouTube kanalından gördüyse hangi kanal olduğunu sordum. Videoda bahsetmek istedim ama cevap gelmedi. Sonra araştırdım ve Biju Mike isminde bir kanal bu sona ulaşmış. Emeğine saygı göstermek için o kanalın linkini de açıklamaya koyacağım. Bu sona hangi yöntemle ulaşılabileceği belli değil. Ben kendime göre bir plan yaptım ve bu videoda bu planı uygulayacağız. Bayan Limon videolarının devamı için aşağıdan videoya like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olup like atmak tamamen ücretsiz ve sadece 2 saniyenizi alır ama bana çok büyük bir destek sağlamış olursunuz. Şimdi arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Bayan Limon'un odasındaki gizli dokümanları almaya gidiyoruz. Öncelikle Bayan Limon oyununda bir tane anahtar vardı hatırlarsanız ve Bayan Limon oyununun içerisinde biz gizli bir kapıya ulaşmıştık ve bu gizli kapıyı bu anahtarla açmıştık. Yani bu anahtara ihtiyacımız var ama eğer anahtarı alıp Bayan Limon oyununa girersek Bayan Limon anahtarı fark ediyordu ve bizden alıyordu. O yüzden bu anahtarı şimdi alacağız ve Bay Domates oyununa gidip ona emanet edeceğiz. Şimdi hemen buradan alalım ve Bay Domates oyununa geçelim. Şu anda Bay Domates oyununa geçtim ve gördüğünüz gibi burada anahtarımız var. Bakın anahtarı bırakıp alabiliyoruz istediğimiz kadar. Şimdi bu anahtarı Bay Domates'e emanet ettim. Şimdi Bayan Limon'dan bir başka eşyayı daha buraya getirmemiz lazım. Hemen tekrar Bayan Limon'a geçelim. Tekrar Bayan Limon oyununa geldim ve buradan artifact yani güçlü eşyalardan bir şey daha almamız lazım arkadaşlar. O da şurada görmüş olduğumuz mavi blender. Bu blender Bay Domates'te bazen iki tane yiyeceği karıştırmamız isteniyor ve bu blenderla mavi blenderla yaparsak daha çok puan kazanıyoruz. Şimdi Bay Domates'ten 999 puanlık kimliğimizi gizleyen bir kart vardı ve o kartı almamız lazım. Çünkü o kartla Bayan Limon'un gizli kapısından içeri girdiğimiz zaman farklı bir şey oluyormuş arkadaşlar. O yüzden puana ihtiyacımız var. Ve buradan bu blender'ı da alıyorum ve bunu da şimdi Bay Domates'e transfer edelim. Şu anda Bay Domates'e hem anahtarı hem de mavi blender'ı transfer ettik. Şimdi de buradan 999 puanlık kimliğimizi gizleyen kartı almamız lazım. Ben şimdi Bay Domates'te 999 puana ulaşacağım. Sonra da ilerleyeceğiz. Şu anda Bay Domates'in son bölümüne kadar geldim arkadaşlar. Şimdi burada 350 puan almam lazım ve 350 puan alabileceğim gibi görünüyor. Ve buradan kartı da alacağız arkadaşlar. Daha sonra Bayan Limon'a geçeceğiz ve orada 0 sinir ile bitirirsek çok çok güzel olacak. Tamam, süt istedi. Çok güzel. Şimdi burayı bitireceğiz. Sonra birlikte buradan kartı da alacağız. Ama tabii ben bunu bayağıdır uğraşıyorum yapmak için arkadaşlar. Siz bir iki saniye sonrasını hemen gördünüz ama tabii öyle olmuyor. Evet tamam, havuç çorbası güzel. Şimdi burada yeterli puanımız oldu sanırım. Ice cream. Şunu da hemen yapalım. Blender'ımız var, anahtarımız var. Buradan da kartı alıp diğer tarafa gideceğiz. Balığı da verelim. Tamam, güzel puan topladık yalnız. Şuradan salatayı verelim. Oo bayağı güzel, tamam. Şuradan bunu da verelim. Şimdi arkadaşlar buradan kartı da alacağız. Bir tane de şekerimiz var. Yani hem şeker hem de kartla sanıyorum. Şimdi bir dakika bir bakalım. Evet 999. Bakın bir tane de şekerimiz var. Şuradan şimdi kartı da aldım. Şu anda hem kart hem de bir tane şekerle birlikte diğer tarafta Bayan Limon oyunundan devam edebileceğim ve orayı sıfır sinirle bitirmemiz lazım. Şimdi isterseniz hemen o tarafa bir geçelim bakalım. Şöyle bir problemimiz var yalnız. Bay Domates'e girdim. Bu kartı aldık ama bu sefer anahtarı alamıyoruz arkadaşlar. Anahtarı umuyorum ki Bayan Limon'a girip orayı bitirdikten sonra tekrar alabiliriz diye umuyorum ama şu anda bilmiyorum. Şimdi hemen isterseniz bir Bayan Limon'a geçelim bakalım ne olacak. Şu anda Bayan Limon oyununa geçtim ve bana bayağı bir yıldız verdi arkadaşlar. Şu an 81 yıldızla başladım. Neden bilmiyorum ama bayağı sağlam bir yıldızla başladım. Bizim şu anda kartımız var mı? Evet kartımız var arkadaşlar. Şimdi ben bunu sıfır sinir sonuna kadar getireyim ve daha sonra birlikte ilerleyelim. Son 5 soruya kadar geldik arkadaşlar. Sıfır sinirle bitirmek üzereyiz artık. Hızlı bir şekilde yapalım. Yaklaşık 2 saattir falan uğraşıyorum bu arada bunu yapmak için. Yuvarlak üçgen üçgen üçgen. Ve bütün malzemelerimiz de sanıyorum var. Şekerimiz de var. O yüzden sıfır sinirle bitirmemiz yeterli olacak diye düşünüyorum ama anahtar yok. Tek sorun o. Üçgen üçgen yuvarlak üçgen. Önce bir şunu bitirelim.
birinci ve sonuncu tek çizgiye, ikinci de iki çizgiyi de. Şunu bir bitirelim, ondan sonrasına bakacağız arkadaşlar. Sıradaki konu kolay bir şey gelsin. Son iki soru. 10-21, -11. Lütfen üstü kapalı olmasın çünkü elimde şey yok. Son bir tane kaldı. Şimdi 29-3, 26, +3, 29. Şekeri yiyelim. Gerek de yok gerçi ya. Tamam, zaten 29 ve 0 sinirle şu anda sanıyorum bitirdik arkadaşlar. Şeker bile yemedik. Şimdi kartımız var. Şu anda bizim anahtarı almamız gerekiyor yalnız. Şimdi Bay Domates'ten herhalde anahtarı alabiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar şu anda olacak mı çok emin değilim bu arada ya. Yani inşallah olur ama. Çünkü biraz önce de denedim, anahtarı alamamıştım. Yok abi ya, şu an alamıyorum. Neden alamıyorum? Aslında kartım var ama anahtarı alamıyorum bu tarafa. Nasıl alabilirim oradaki anahtarı acaba bilmiyorum ama tekrar bir deneyelim Bayan Limon'a girmeyi. Şu anda Bayan Limon'dayız ve burada acaba Miss Louise falan yazsak şey olur mu? Olmaz tabii ki. Şimdi acaba gizli kapıyı açsak ondan sonra anahtar gelir mi falan, ne bileyim. Bak burada bir anahtar var çünkü. Bu anahtarı nasıl alabiliriz? Şimdi buraya bunu yazınca kapı açılıyor. Bizim şu anda kartımız var. Sadece anahtarı almamız gerekiyor ama anahtarı alamadık. Şimdi bir kere daha Bay Domates'e gidip orada anahtarın olmasını umacağız. Bir bakalım. Şu anda tekrar Bay Domates'e girdim ama şu an kartımız var. O yüzden sanırım anahtarı alamıyoruz. Arkadaşlar şimdi işler biraz karıştı. Burada biraz planı değiştirmem gerekiyor. Ben daha önceki save'lerden, yani kayıt noktalarından birine gittim ve bir şey deneyeceğim. Bakalım çalışacak mı? Ben de bilmiyorum inanın ama şöyle yapacağım. Şimdi buradan bu anahtarı benim almam lazım, Bay Domates'e verip oradan tekrar geri almam lazım. Şimdi buradan ben tekrar anahtarı alacağım ama biraz önce geldiğimiz yere kadarki kayıt dosyalarım duruyor benim. Yani onun üzerine buna eklemeyi deneyeceğim. Şimdi bunu alalım. Sonra bunu bir Bay Domates'e gidelim şimdi. Bay Domates'e bir verelim. Şu anda anahtarı bıraktık ve kart yok arkadaşlar. Çünkü hem kart hem de anahtarı aynı anda alamıyor Bay Domates. Şu anda ben Bay Domates'in buradaki halinden Bayan Limon'un biraz önceki kayıt noktasına bir aktarım yapmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Şimdi Bayan Limon'a tekrar geçeceğim. Bayan Limon'a geçtim arkadaşlar. Olacağını bu arada pek zannetmiyorum ama inşallah olur diyelim. Çünkü yok. Aa, bir dakika. Şu anda burada ama kart yok. Evet, şu anda burada kartımız yok. Çünkü Bay Domates'te şu anda kartımız yok. Şöyle bir şey yapsak. Önce buradan anahtarı buraya versek. Sonra da kartı getirsek olur mu acaba? Bir de onu deneyelim. Önce bir Bay Domates'teki anahtarı alalım. Buraya bir getirelim bakalım ne olacak. Evet, şu anda önce anahtarı almak istiyorum ama bu sefer anahtarı da alamıyorum arkadaşlar. Neden anahtarı alamıyorum? Bunu anlayamadım ya. Gerçekten çözemedim şu anda. Anahtarı acaba niye alamıyor olabilirim? Çözemedim arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık 1,5-2 saattir falan uğraşıyorum ve bir şey buldum sanırım. Şimdi şu an mesela mavi blender var. Normalde kırmızı var ya, mavi blender'ı aldığımız anda anahtarı artık önünden alamaz hale geliyoruz. O yüzden biraz önce yaptığım işlemlerin aynısını kırmızı blender'la yaparsam sanırım hem kart hem de anahtarı alabileceğim diye düşünüyorum. O yüzden şimdi kırmızı blenderla yine Bay Domates'te 999 puan alıp anahtarla ikisini bir arada almaya çalışacağım. Yaklaşık herhalde 1-2 saat daha uğraşacağım ve şimdi hemen o tarafa doğru hızlıca ilerleyeceğiz. Şu anda saat gece 2.55 oldu arkadaşlar. 999 karşılığında bir kere daha satın alacak kadar puan biriktirdim. Şimdi bunu alıyorum buradan. Oyunun içerisinde bir bakalım. Şu anda hem anahtar hem de kartımız olması lazım. Umuyorum öyledir. Eğer öyleyse bir dakika, şu an anahtarımız da var. Evet, anahtarı da buradan alabiliyoruz. Güzel. Şu anda anahtar burada kalacak ama çünkü Bayan Limon'u bitirmemiz lazım. Bayan Limon'u bitirdikten sonra sanırım bu sona ulaşabileceğiz. Şimdi Bayan Limon'a geçeceğiz ve oradan ilerleyeceğiz. Bayan Limon'a girdim ve birçok yıldız verdi bize. Ve şimdi buradan devam edeceğim arkadaşlar. Bunu sonuna kadar getireceğim ve ondan sonra birlikte tekrar videoya devam edeceğiz. Evet, son 5 soruya kadar geldik arkadaşlar. 4 kere 5, 20. 0 sinirle bitirmemiz lazım. Bir tane sinir var, onu azaltmamız lazım. 7-8, -1, 47. Şuradan şu irritation, yani sinir bir düşmesi lazım. Çiçek yardım ederse 12, 6-12, -6, şöyle. Tamam, 0 oldu. Şimdi bunu bu şekilde bitirmemiz lazım. 14 +1, 14.
Şu sarmaşığı yalnız patlatamazsak bittik. Eğer bunu yaparsak bu arada sona sanırım ulaşacağız arkadaşlar. Şu an saat 3'ü 10 geçiyor. Bayağıdır uğraşıyorum. Üçgen. Tamam, hepsi üçgen. Çok güzel. Şunu uçuralım hemen. Hiç riske etmeyelim. Üçgen. Son soru arkadaşlar. Bunu da yaparsak galiba... Ha, bitti. Evet, bitti. Bir dakika. Şu anda bitti. Şu an bizim kartımız var. Anahtarımız yok. Anahtarı alacağız şimdi arkadaşlar. Evet, şu anda anahtarı da alabilirsem eğer her şey yolunda gidecek gibi. Bakın, kartım burada. Anahtarı da... Evet, anahtarı da aldım arkadaşlar. Şu an hem kartım var hem de anahtarım var. Bakalım Bayan Limon'da neler olacak? Hemen Bayan Limon'a tekrar geri dönelim. Şu anda Bayan Limon'a geldim. Bakın, hem anahtarım var hem de kartım var. Bu kartla giriş yaptığım zaman bir şeylerin değişeceğini söylemiştiniz ve bakalım bu olacak mı? Önce Miss Louise mi yazıyorduk? Miss Louise yazalım. Kapı çıktı. Yalnız kapı çıkarken çok güzel bir efektle birlikte çıkıyor. Şimdi bu anahtarı kullanıyorum arkadaşlar ve kartı alıyorum elime. Bu kartla gireceğim ve bakalım neler olacak. Giriyorum. Bir şeyler değişecek ve evet, şu anda Bayan Limon yok. Bayan Limon yok. Bir dakika, Bayan Limon yok. Bakın, şu dosyayı alabiliyoruz arkadaşlar. Evet, şurada dosyayı alabiliyoruz. Başka bir şey var mı? Şurada 2384 diye bir kod var. Bu daha önce de bu şekildeydi. Burada sanıyorum bir değişiklik yok galiba kodda. 2384. Şimdi buradaki dosyaları alalım. İnanılmaz gerçekten. Buradaki dosyaları da aldık. Şimdi bu dosyalar nedir? Bunu da göstereceğim size. Başka herhangi bir şey var mı diye şöyle bakıyorum. Tıklanabilir bir şey var mı diye, ama başka bir şey yok arkadaşlar. Hepsi o. Ve şimdi onu nasıl kullanabiliriz? Hemen isterseniz bir de o kısmına bakalım. Şu anda Uroboros projesine girdim arkadaşlar ve bize bir tane not defteri verdi bu sona ulaştığımız zaman. Ve not defterinin ismi Personal Document Folder modül. Yani kişisel doküman klasörü modülü. Ve bunun içerisinde bir tane de kod var. Şimdi bu kodu buradaki data recovery, yani veri kurtarma bölümüne yazacağım ve bakalım yeni bir data gelecek mi? Bu arada bizde ne eksik? Önce bir ona bakalım isterseniz. Buradaki notların tamamı vardı zaten bizde. Şuradaki kayıtların da bütün hepsi vardı. Burada ne? Mesela şurada soru işareti diye bir şey vardı. Acaba bununla ilgili olabilir mi? Başka ne eksik? Burada yine bir soru işaretimiz var. Bir de bu yok arkadaşlar. Subject 3. Acaba bu konu 3 denen şey gelir mi? Ya da şuradaki soru işaretlerinden biri ya da ikisi gelir mi? Şimdi önce şuradaki veri kurtarma bölümüne oradaki kodu bir yazalım. Şu anda kodu yazdım arkadaşlar ve yeni bir bilgi daha geldi. Bakalım ne geldi? Muhtemelen zaten orada eksik olan şeylerden birisi geldi. Hemen bakalım. Şu mu geldi? Yok, bu gelmedi. Aa, bir dakika, bunlar geldi. Louise Crimson diyor. Bir saniye, buna bakacağım arkadaşlar. Bir de üst tarafa bakalım. Sebastian Moriarty. Bu arkadaş Bay Domates oluyordu galiba. Louise Crimson da Bayan Limon oluyordu. Ve şimdi bununla ilgili bilgiler geldi. İsterseniz öncelikle Bay Domates'e bir bakalım. Ve şu anda bu arada Uroboros sisteminde bütün bilgiler tamamlandı arkadaşlar. Evet, her şey tamamlandı. Sadece bu kısmı yok. Bu kısma da bence erişim şu anda sağlanamıyor. Çünkü burada file corrupted, yani dosya bozuk yazmıyor. Giriş engellendi yazıyor arkadaşlar. Yani bu subject 3, konu 3 aynı Bay Domates ve Bayan Limon gibi muhtemelen yeni oyundaki karakter olacak. Ve yeni oyunda yine Bayan Limon ve Bay Domates'e bağlı olacak bence. Çünkü bakın, bu Bay Domates ve formları, bu Bayan Limon ve formları. Burada da muhtemelen 3. oyundaki artık havuç mu olur, patates mi olur, başka bir şey mi olur? Onunla ilgili bir şey olacak ve bence 3 oyun birbirine bağlı olacak diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz hemen şurada Sebastian Moriarty, yani Bay Domates'in bilgilerine bir bakalım. İsim Sebastian Moriarty, yaşı gizli, konuyla ilgili bilgiler. Crusadia'da doğdu, zengin bir ailede büyüdü, kitap okumayı inanılmaz seven çok zeki bir çocuktu, narsist bir doğası vardı ve bir şeylerden sorumlu olmayı seviyordu. Garnard Akademi'ye girdi ve oradan mezun oldu. Crusadia'daki en prestijli restoranda garson olarak çalışmaya başladı. Evet, bu Bay Domates, zaten daha önce de aslında bunu biliyorduk. Uroboros limit oranı %30. Şu anda kontrol altında mı? Hayır. Ve deneyin adapte olduğu yerde mutfak. Evet, bu arkadaşımız Bay Domates oluyor. Daha öncesinde çok zekiymiş, kitap okumaya çok büyük bir eğilimi var.
ve aynı zamanda da çok prestijli bir restoranda garson olarak çalışıyor. Zaten o yüzden de belki oradaki günlerinin acısını çıkarmak için bizi kendi garsonu olarak kullanıyor dikkat ettiyseniz ve kendisine yemek yedirmemizi istiyor. Şimdi bir de Bayan Nimon'a geçelim isterseniz arkadaşlar. Bayan Nimon'da şu subject 2'ydi galiba. Louis Crimson. Yaşı yine gizli ve bilgiler. Louisville'de doğdu. Cruzadia'da büyüdü. Bir dakika, Cruzadia diğeriyle aynı değil mi bu arada? Evet, burası da Cruzadia arkadaşlar. Cruzadia'da doğmuştu Bay Domates'te, yani Sebastian'da. Ve Louis Crimson Louisville'de doğuyor ama Cruzadia'da büyüyor. Yani Bay Domates'in doğduğu yerde büyüyor Louis Crimson'da, yani Bayan Nimon. Çocukluğundan beri bilime düşkün. Çocukken bile her gün birden çok kitap okuyormuş. St. Mort Akademi'ye girmiş ve buradan mezun olmuş ve buradaki en yetenekli öğrenciymiş. Yaşamını bilime adamış ve bu dünyayla ilgili bütün her şeyi öğrenme gibi bir hayali varmış. Uzun yıllar boyunca Eugene'le yan yana çalışmış arkadaşlar ve bunu anlatacağım birazdan. Ama daha sonra kişisel sebepler yüzünden ayrılmış. Bildikleri o kadar fazlalaşmış ki beyni bölünmeye başlamış. Bu yüzden de içinde birçok farklı kişilik yaşıyormuş. Bayan Nimon'un içerisinde birçok farklı formu var ya arkadaşlar, o aslında beyninin çok büyük olmasıyla ilgili. Yani özetle aslında Louis Crimson ve biraz önce gördüğümüz Bay Domates, yani Sebastian, soyadı neydi? Sebastian Moriarty birer deney arkadaşlar. Daha önce bunlar insanmış burada görüldüğü gibi ve daha sonra bir tanesi Bay Domates'in, bir tanesi de Bayan Nimon'un içerisine entegre edilmiş. Bunu daha detaylı olarak da anlatacağım bu arada ama şu anda en azından kısa hikayelerinden bahsetmiş olayım. Ve bu arada Bayan Nimon, yani Louis Crimson'ın Eugene'le birebir olarak çalıştığını yazıyor. Peki Eugene kimdi? Hatırlıyor musunuz? Eğer hatırlıyorsanız şu anda videonun yorum kısmına mutlaka yazın. Welcome back Eugene, yani tekrar hoş geldin Eugene şeklinde Uroboros projesine ilk girdiğimiz zaman bir bölüm vardı arkadaşlar. Belki hatırlarsınız. Yani Eugene biz oluyoruz diye düşünebilirsiniz. Belki bizizdir ama belki de Bayan Nimon bu sistemi Eugene'den zaten çaldığı için sisteme giren herhangi birisini Eugene zannediyor da olabilir. Çünkü bu sistem muhtemelen Eugene denen kişinin sistemi. Yani biz Eugene olmayabiliriz ama Eugene Uroboros projesine ilk girdiğimizde ismi olan arkadaş. Bu arada dünkü boss savaşı modunda imkansız bir şey olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Aslında bunu söyleyen ben değildim bu arada. O konuya dün açıklık getirememiştim ama Oxford Games bu oyunun yapımcısı. Ve burada mesela bir arkadaş soruyor. Boss savaşı inanılmaz zor. Yani bunu kimse yapamıyor. O yüzden bunu biraz kolaylaştırmayı düşünüyor musun falan gibi bir şey söylüyor. Ve oyunun yapımcısı Oxford Games de cevaben diyor ki ben zaten bu boss savaşının imkansız olmasını istedim. Yani neredeyse imkansız olmasını istediğim için bu kadar zor yaptım. Ama daha sonra bir tane artifact, yani bir eşyada bir güncellemeyle aslında biraz daha kolaylaştırdı. Yani şu andaki hali aslında biraz daha kolay hali ama yine de tabii zor. Yani imkansız diyen Oxford Games'in kendisi ama sonuçta yapmış olduk. Tabii ki imkansız değil ama en azından zor. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şu anda artık bütün notlarımız, Uroboros sistemindeki bütün her şey tamamlanmış oldu. Eğer yeni videonun hızlı bir şekilde gelmesini istiyorsanız aşağıdan mutlaka videoya bir tane like atmayı unutmayın ve hangi konuda video istediğinizi de mutlaka yorum kısmına yazın. Yeni videoları da kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Dünkü Bayan Nimon videosunda çok çok az kişinin başarabildiği bir boss savaşı var oyunun içerisinde. Gerçekten çok zor. Onu bitirdik. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. İnanılmaz bir zorluk gerçekten. Bu arada Undertale oynayanlar, Undertale'da zaten buna benzer bir boss savaşı olduğunu yazmış. Ben oynamadım ama duymuştum. Muhtemelen oraya bir gönderme yapmışlar dediğiniz gibi. Aynı zamanda tüm Bayan Nimon videolarımın olduğu oynatma listesinde hem ekranda hem de kartlarda görebilirsiniz. Oradan bütün seriyi de izleyebilirsiniz. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.